fiyat 80'lerin ortasından itibaren Zonguldak'ta akıl tutulması yaşadık. Bedelini ödedik günün sonunda. Burada da bir akıl tutulması var. Diyoruz ki burası mısır tarlası olarak kalsın. Şimdi süreci şöyle özetleyelim. Şimdi burada 11.500 dönümlük arazi itibariyle bu dere ırmak boyunca sedede yapılmış sağlı solu bir arazi. Şimdi burada bu arazi şu anda Zonguldak'ta yatırım yeri olarak en gözde arazi. Taşkın riskinin engellenmesi için birkaç etapta oluşan yaklaşık 400 milyon dolar civarında bu taşkın koruma sistemlerine seddelere devletimiz para harcadı. Öndeki limana birkaç yüz milyon dolar para harcadı devletimiz. Rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değiştirilebilir güncelleme sebebiyle. Ama şunu söyleyeyim, devlet buraya bu 11.500 dönümlük yatırım alanını hazırlayabilmek için milyar dolar para harcadı. Milyar dolardan daha fazla para harcadı. Şimdi Sanayi Bakanlığımızla, Ticaret Bakanlığımızla da konuşuyoruz. Yani milyar dolar para harcayarak elde ettiğiniz bir yer var. Burayı bağ bahçe olsun, tarla olsun diye. Bu devlet bunu böyle tutmaz. Burası kesinlikle ya serbest bölge formatıyla ya da başka bir formatta yatırıma açılacak. Benim uyarım şu, biz bir an evvel aklımızı başımıza alırsak, biz bu serbest bölgenin hayata geçirilmesi sürecinde Çaycuma TSO, Zonguldak TSO ve katılacak diğer yerel aktörlerle beraber buranın patronajını, buranın planlamasını, buranın yatırımını biz yaparız. Ve biz burada söz sahibi oluruz. O masada yönetici pozisyonunda oluruz. Ama bu akıl tutulmasında ısrar edersek, Mustafa Başkan, günün sonunda olacağı ben size söyleyeyim. Hiç istemiyorum öyle bir şeyi. Bir sabah kalkacağız, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış. Zonguldak ili Çaycuma ilçesindeki serbest bölge statüsündeki şu arazi, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da, bilmem ne holdinge tahsis edilmiştir. Bitti. Başkanım, burada bir araya gireyim mi ben hem? Tabii. Hem biraz da şey olsun. Şimdi anlaşılan iki taraf, yani mısır tarlası kabaca söylüyorum. Orada daha çok da biraz çevre hareketleri, yerel toplumsal muhalefetler, çevre dernekleridir. Yani onların bir itirazları var. Tarım arazilerimizi yok etme anlamında ya da kirli enerjiyle ilgili. Bir de iş çevresinin, sanayicilerin, sizlerin de başında olduğu TOBA bağlı işte bölge açısından bu grup var. Şimdi bildiğim şöyle, örneğin toplumsal muhalefet kendi arasında uluslararası ilişkilere kadar gidiyorlar. Yani çevre hareketi burada başladığı zaman dünyanın öbür ucuna kadar ortak platformlar oluşturup karşı çıkabiliyorlar. Yani gelişmelere karşı direniş gösterebiliyorlar. İş çevresinde bizim yerel anlamda, yani biraz tıkanıklığımızın, yerel iş çevremizin uluslararası ya da Türkiye genelindeki büyük işletme, fabrika ya da iş, ne denir ona, işte TÜSİAD'lar, MÜSİAD'lar, gruplarla ortak iş yapıp birlikte büyüme diye bir sıkıntısı olabilir mi? Yani bu hani sanki bütün suç şey gibi gözüküyor, yani toplumsal karşı çıkanlar gibi gözüküyor. Yok, acaba bu tarafta da böyle bir tutukluk var mı diye yani. Şöyle, hani biz özel sektörü temsil eden, bizim üzerimize düşen rolü oynadığımızı düşünüyoruz. Hani bizim tarafta çok da bir eksiklik görmüyorum açıkçası. Biz süreci okuyoruz, bakın biz zannediyorum Erdoğan Bektaş Valimiz zamanındaydı. Daha önce de bir toplantı yapmıştık bu alanla ilgili, bu arazilerle, bu limanla, endüstri bölgesiyle ilgili. İlk yaptığımız toplantıda Zonguldak iş çevresini toplamıştık. Ereğli'den, Alaplı'dan, Çaycuma'dan, Bebek'ten kaldırıştı diyebileceğimiz sanayici, yatırımcı, dostlarımızı topladık. Dedi ki, bakın burada bir endüstri bölgesi var. Burası endüstri bölgesi ilan edildi. Ve burayla ilgili bir yakında bir aksiyon alınacak gibi görünüyor. Çünkü liman tamamlandı, limanın iyi sahibi olsun. Arkadaşlarımız dinlediler, gittiler ama hiçbirisi bu işe talip olmadı. Bir araya gelerek de olsa, bireysel de olsa talip olmadılar. Peki ne oldu? Kim talip olduysa ilk talip olan gitti Cumhurbaşkanlığına müracaatını yaptı, kriterleri yerine getirdi ve endüstri bölgesine aldı. Şimdi endüstri bölgesinde yatırım yapacak firmaların hepsi bizim başımızın tacı. İşletmeci şirket de artık bizim üyemiz, buraya geldiğine göre kıymetli. Ama bilmiyorum, yani işletmeci şirketinin patronlarına kaç telefonda ulaşabilirsiniz, orasından emin değilim. Bir eşinizin, dostunuzun işi olduğunda ya da Zonguldak'ın çevresiyle ilgili
yaklaşımınız olduğunda ne kadar karşılık bulabilirsiniz? Emin değilim. Zonguldak'a senede kaç defa gelir onu da bilmiyorum. İkinci toplantımızı yaptığımızda Erdoğan Bektaş Valimiz yine bu salonda toplanmıştık. Dedi ki başkan hayırdır ne toplantısı bu? Geldik ama dedi. Dedim Sayın Valim bu duyduk duymadık demeyin toplantısı. Hay Allah dedim yani ilginçmiş falan. Çıktım anlattığım şey şu. Bakın arkadaşlar endüstri bölgesi geliyor aksiyon alalım dedim. Kaçırdım. Şimdi de liman geliyor. Bu limanın işletmesi çok yakın zamanda ya ihaleyle ya görevlendirmeyle ya konsolosluğunla bir yöntemle olacak. Aksiyon alalım diye şey yaptık. Uyardık arkadaşlarımızı. Orada da çok sonuç aldığımızı söyleyemiyoruz maalesef. Zonguldak Filos Limanı'na hala tam kafa yok. Yani bizim dışımızda çok bir kafa yoran kişi kurum yok gibi görünüyor. Ama siz de takip ediyorsunuz. Karabük etrafındaki haddaneciler sabah akşam Ankara'da Filos Limanı'nı koşturuyorlar. Böbecelik bir taraftan. Yani geçtiğimiz günlerde çok anlam da veremedim. Yani bir gemiyle bir Karabük gemisiyle Filios Limanı'na girdik bir şey hava istedik yani liman sivil ulaşıma başladı diye. Başladı ya. Yani garip de bir şey yaklaşımları var ama kafa yoruyor Karabük. Zorla fıstıklı kaçıyor gibi bir algı görüyoruz. Başkanım şöyle yani ilk söylediğimi tekrar söyleyeyim. Biz böyle dışarıdan izlemeye devam edersek ne limanda ne de serbest bölgede şeyimiz olmayacak. Benim endişem şu, bir sabah kalkacağız, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi önümüzde, evet. Zonguldak ili Çaycuman serbest bölge arazisi bilmem ne holding görevlendirilmiştir diyecek. Ondan sonra da biz ne yapacağız? İlçe başkanımızdan rica edeceğiz, ya şu firmayla bir irtibat kur da bizim oğlanı orada güvenlik görevlisi yapsın. Ya bizim mühendis çocuk var, onu nasıl işe sokarız diye gideceğiz. Yani doğru. Seyirci olacağız. Ben diyorum ki, bu akıl tutulmasını aşalım. Yani devlet burayı Mısır tarlası olarak bırakmaz. Öyle bir ihtimal yok. Yani çevreci yaklaşımları yok saydığından falan demiyorum. Bu çevre aynı zamanda benim çoluk çocuğumun da yaşadığı ve yaşayacağı çevre. Elbette düşünüyorum. Ortada bir mevzuat var. Yani ÇED mevzuatına uygun olmayan bir şeyi hiç kimse hiçbir yerde zaten yapamaz. Yani tarıma da birazdan geleceğiz. Yani burası 11.500 dönüm alanı Bahattin Bey Mısır tarlası yapalım. Geçindireceği kişi sayısı 100'ü bulmaz. Yani 100 kişiyi geçindiremezsin. Yani 11.500 dekar arazi bize büyük geliyor da Konya'daki tarım arazilerini falan düşündüğünüzde yani oradaki bireysel bir parsel bile bu kadar. Yani iki aileye falan geçindiriyor bu şey. Hadi diyelim 100 kişi. Biz 11.500 dönümlük alanda hem lojistik sektöründen yatırımları hem de sanayi yani uygun sanayi kollarından yatırımları getirdiğimizde binlerce insanın iş gücü sahibi yapabiliriz. Yani bu şöyle seyirci kalırsak figüran olacağız burada. Ben hani bu uyarıyı da bu şekilde tekrarlamış olayım. Yani başkan kime bu uyarı? Yani tamam çeviricilere bir şey yapıldı. İş adamlarına uyarı yaptınız. Başka uyarı siyasetçilere de uyarı var mı bunda? Evet tabii. Yani, ne yapması lazım siyasetçileri? Ne yaptılar ne yapmaları lazım? Şöyle şimdi biz serbest bölge konusunda ilerlemek için güncel olarak hiçbir eksiğimiz yok aslında bakarsanız. Bu arazi serbest bölge arazisi olarak ilan edilmiş, statüsü uygun, kamulaştırma vesaire hiçbir derdi yok. Biz yarın sabah Çaycuman tesisiyle, Zonguldak tesisiyle belki yanımıza özel idareyi alabiliriz. Katılmak isteyen bir belediye varsa onları alabiliriz, iş insanlarını alabiliriz. Ve bir Zonguldak Çaycuman serbest bölge işletmecilik AŞ diye bir şirket kurarız. Tanıtım dosyalarımızı hazırlarız, 6 ay içinde buranın yetkisini elimize alabiliriz. Ve buna biz finansör, yatırımcı vesaire bunları da bulabiliriz. Ama şöyle bir gündem oluyor. Hani bakanlığa gitmek için önce yerelde bir mutabakata ihtiyaç var. Şimdi bakanlık da şuna bakacak. Yani siz geldiniz, tamam hoş geldiniz. Bir şey yapalım, başlayalım edelim. Yerelden garip garip sesler çıkmaması lazım. Yani yerelde bizim Zonguldaklılar olarak biz bu serbest bölgenin hayata geçmesini istiyoruz. Elbette şartlarımız olacak. Hangi sanayi kollarını istemediğimizi yazacağız oraya. Bunları istemiyoruz. Bizim çevremizi korumak için bir önceliklerimiz olacak. Belki firmalar sadece kendi cirosunu ve ihracatını düşünecektir ama biz hayır istihdamı da düşünmemiz lazım diyeceğiz. Elbette şartlarımız olacak. Ama Zonguldak bu serbest bölgeyi hayata geçirecek hem bir mutabakatı hem de bir gücü olduğunu göstermesi lazım.
Biz bunu göstermekte geciktiğimiz her gün benim endişem artıyor. Biz burada figüran olabiliriz, seyirci olabiliriz. Ben çok istiyorum ki şu dev Filios projesinde bir yerinde de Zonguldaklılar patron olsun. Bu işin patronajında olsun. Yani bu serbest bölgede kurulacak lojistik anlamda söylüyorum. Depolar, antrepolar, paketleme tesisleri, e-ihracat şirketleri. Şimdi bizim dışımızda bu süreç gelişirse bizim çocuklar orada kargo taşıyan işçiler olacaklar. Ben istiyorum ki bizim çocuklar nakliye şirketleri olsun. Depoculuk, antrepoculuk bunlar çok zor işler değil. Bunu yapacak sermaye, bilgi, birikim de bizim çocuklarımızda var. Yani Zonguldaklılar için burada yönetici olma, patron olma gibi bir fırsat var. Ama oyalandıkça vakit kaybediyoruz diyelim. Burada müsaadenize geçelim. O noktada